Şimdi bu konuya dair bir son dakika gelişmesi var. Onu aktarayım. Dün demiştik ki Trump demiştik ki daha doğrusu Twitter üzerinden yetkililerle, Suudi yetkililerle görüşeceğim demişti. İşte o açıklama yine Twitter üzerinden geldi. O görüşmeyi yapmış. Belli ki Prens Selman'la görüştü. Yani net olarak ben şununla görüştüm demiyor Trump ama muhtemel ki Prens Selman'la görüştü. Ve son derece kötü bir durum diyor Trump. Derinlemesine araştırılmalı yorumunu yapmış. Amerikan Başkanı dahası da var burası çok ilginç. Özellikle dikkatinizi çekiyorum. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını da Beyaz Saray'a davet ediyor Trump. Tekrar edeyim. Çok ilginç bir gelişme. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'a davet ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. bu son dakika gelmeden önce yine Amerika ile ilgili bir gelişmeyi aktaracaktık size. O da şuydu. Amerika, eğer Suudi Arabistan yardım isterse bu konuyla ilgili yani Cemal Kaşıkçı meselesiyle ilgili yardım isterse FBI'yı Türkiye'ye daha doğrusu FBI'dan bir heyeti Türkiye'ye gönderebiliriz açıklamasını yaptı. Dünya merakla Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Batı dünyasından açıklamalar ardarda arda geliyor. Right knows, Amerikan Başkanı Trump kayıp Kaşıkçı hakkında bir kez daha konuştu. Kelimeleri ilk açıklamasında olduğu gibi alt perdedendi. Bilmiyorum demekle de yetindi Trump. Suudi yetkililerle konuşmadığını söyledi. Yardımcısı Mike Pence ise Suudi Arabistan yardım isterse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz açıklamasını yaptı. Konu Savunma Bakanı Jim Mattis'e da soruldu. Bakan, gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yakından izliyoruz dedi. O anlarda Dışişleri Sözcüsü Heather Noyert da Kaşıkçı olayı ile ilgili süreci anlatıyordu. Kullandığı kelimeler Başkan Trump'la hemen hemen aynıydı. Uh, we don't know. Uh what has happened to him. we don't have any information on that. That's why I want to say we don't want to make any judgments about what happened. Amerika'dan müttefikleri Suudi Arabistan hakkında gelen tepkiler sınırlıydı. İngiltere ise olayı çok ciddi olarak ele alacaklarını duyurdu. Hemen ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi mevkidaşı Adilen Jubeir'i telefonla aradı. İngiliz Bakan, Suudi yönetiminin Türkiye ile tam işbirliği yapması ve daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Reform yanlısı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü yoksa alıkonulup kaçırıldı mı kimse bilmiyor. Ama şüpheler Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Selman üzerinde yoğunlaşıyor. Arap medyası da yaşananların ardından ikiye bölündü. Suudi yayın organları kafaları karıştırmak için Türkiye'ye asılsız suçlamalarda bulunurken El Cezire Televizyonu Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiayı Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesi bir adım ileri taşıdı. Yapılan o haberde Suudilerin daha önce Kaşıkçı'yı yakalamak için yaptıkları planın Amerikan istihbaratının dinleme kayıtlarında tespit edildiği ileri sürüldü. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından nişanlısı Hatice Cengiz kameralar önüne çıkmıştı. Cengiz 8 gün süren sessizliğini Washington Post'a yazdığı makaleyle bozdu. Makalede şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok dedi ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hemen ardından da Amerika ve Suudi yönetimini olayın aydınlatılması konusunda yardım etmeye çağırdı. Tabii bu mesele daha çok su kaldıracak gibi. E, buraya ilişkiler anı yansıtmaya çalışıyoruz her akşam bültenimizde. E, iki soruyu tekrar ederek bu konuyu geçelim. E, sorulardan biri şu, bu cinayet, daha doğrusu cinayet olup olmadığını biliyoruz bu mesele e, cinayetse neden Türkiye'de işlendi? İkincisi de acaba Türkiye bu meseleyle bir yere mi çekilmeye çalışıyor sorusunu da sorarak bu konuyu geçelim. Bu konuyu geçelim dedik, daha önemli bir konu var. E,